Ünlü oyuncu Fahriye Evcen dün akşam katıldığı lansmanda çarpıcı açıklamalar yaptı. Şimdi bu sıcak görüntüleri izliyoruz. Fahriye Evcen podyuma çıktı. Herkesi şaşkına çevirdi. Yakın zamanda açıkladık aslında. Çok yeni de başladık. Sevgilisi Burak Özçivit'le uzun bir yaz tatilinden döndü Fahriye Evcen. Yaz tatiliydi. Ama çok keyifliydi. Evet tabii. Efendim soru oradan gelince. Çok güzeldi, çok keyifliydi yaz tatilinde, evet. Döner dönmez de işlere koyuldu. Ünlü oyuncu bir jean firmasının tanıtım yüzü oldu. Ünlü oyuncu profesyonel mankenleri aratmayacak şekilde podyuma çıktı. Ünlü oyuncu siyahlar içinde güzelliğine güzellik katmıştı. Botları ise oldukça dikkat çekiciydi. Fahriye Evcen markanın kullanıcılarına yapılan anket sonucu birinci seçilerek bu tanıtımın yüzü oldu. Yani binlerce kişi Fahriye Evcen'i seçmiş. Ben hakikaten hani gördüğünüzde beni genelde böyle skinny jean, yüksek bel, pantolonlarla görürsünüz. Bu üzerindeki de bu arada karma modeli benim favorim. Yani 80'ler... Değiştirelim diyorum ben bunun adını değiştirdim. Gerçekten. 80'li yılların çizgilerini taşıyan kıyafetleri giymeyi sevdiğini açıklayan Fahriye Evcen, podyuma çıktığında çok heyecanlandığını söyledi. Bugün ayrı bir heyecanlıyım. Ben çok, gerçekten çıkarken çok heyecanlıydım. Güzel anıydı ben de. Evet vallahi. Fahriye Evcen hem sevgilisinin hem de kendinin aslında bir siyah tutkunu olduğunu söyledi. Ben de kullanıyorum, evet. Kendim de seviyorum, erkekte de çok seviyorum. Dediğim gibi biraz aslında kombinlemek artık daha kolay oluyor. Fahriye Evcen podyuma Barış Manço'nun Kara Sevda isimli şarkısıyla çıkmasının da aslında bir nedeni olduğunu açıkladı. Siyah jean'i biraz vurgulamak istiyoruz ve bunu aslında Kara Sevda'dan daha iyi betimleyecek başka bir deyim aslında yok. Rahmetli Barış Manço da hani öyle bir şarkı yapmış ki gerçekten, evet, dinlediğimizde gerçekten. Biz bunu tam da siyah jean sevdasını anlatırken kullanmamak hakikaten elde değildi. Ünlü oyuncu yeni bir sinema filmi müjdesi de verdi. Yakın zamanda açıkladık aslında. Çok yeni de başladık. Size geçen hatta böyle bir küçük sürprizim olacak dediğimde oydum. Başladık bakalım hayırlısıyla. Zaten çok uzun sürmeyecek. Birkaç ay sonra seyirciyle buluşacak. Sinema filmindeki rolünü sır gibi saklayan Fahriye Evcen rol seçmediğini, inandığı her projede hangi rol olursa olsun oynayabileceğini açıkladı. Yani oyuncuyum. Tabii ki ne gelirse her türlü değerlendiriyorum. Benim için esas olan projedir. Yani evet, kendimize göre bazen ayarlamaya çalışıyoruz. Yani oyuncunun ruhu da çünkü bazen bir şey istiyor veya istemiyor ama o olayın gerçekliği yok, yani öyle bir şey yok.